Uzan. Selin, bence bu pek de iyi bir fikir değil. Hadi Demir, uzan. Hadi. Ne? Ya ama uzunsun ya sen de. Kaldır. Ah. Sen olsaydın ne yapardın dedin ya. Seni anlamaya çalışacağım. Evet. Birkaç sorum var. Bir. Bu şirkette seni sinir eden kız var ya. Evet. Onu görünce ne kadar sinirleniyorsun? Birden yediye kadar puanla. Sekiz. Gerçekten mi? Peki bu kız sence kötü niyetli biri mi? Yani ne kadar kötü niyetli? Birden yediye kadar puanla. Sıfır. Peki bu kız sence seni gerçekten üzmek istemiş olabilir mi? Bilmiyorum. Sence? Yani tamam, bu anlattıkların bayağı kötü. Ama sanmam. Seni üzmek istememiştir. Ama bu yaptıklarının sonucunda... Ha bak o var. Doğru. Dur. Şimdi daha öncesinde benim yalan konusunda ne kadar hassas olduğumu biliyordu. Bildiği halde söyledi. O zaman geriye ne kalıyor? İki seçenek. Bir, kasıtlı olarak canımı yaktı. İki, canımın yanmasını umursamadı. Yok. Senin canının yanmasını asla, asla ama asla istememiştir. Bundan eminim. E ne o zaman? Sen söyle. Niye sürekli yalan söyleyip duruyor? Ya uf, burada seninle ilgili konuşuyoruz. Yani konuşmaya çalışıyoruz ama sen sürekli bu kızdan bahsediyorsun. Selin de Selin. Ya arkadaşım bu neyin kafa karışıklığı ya? Hayatında ilk kez mi birini öpüyorsun? Evet şey... Evet sorduğum şey biraz saçmaydı ama ben şey demek istemiştim aslında. Selin kafamı karıştıran dün gece olanlar değildi. Sabah duyduklarımdı. Lütfen ikisini birbirine karıştırma. Ya ikisini birbirine karıştırma diyorsun ama bu ikisi maalesef birbirine göbekten bağlı. Selin. Dur, dur. Dur Demir lütfen. Lütfen gelme. Bak zaten kafam çok karışık. Yani benim kafam karışık değil aslında. Senin kafan karışık olduğu için benim de kafam karışık. Bak ben seni anlamak zorundayım. Peki tamam. Tamam. Sor. Ne öğrenmek istiyorsun? Sor. Sor gelsin. Nasıl yani? Ne sorarsam hepsine cevap verecek misin? Evet vereceğim. Gerçekten mi? Ne istersen. Özgürsün. Peki. İlk öptüğün kızı anlatsana. Gerçekten sorduğun soru bu mu? Evet. Ne sorarsam cevap verecektin hani. Peki. Çok güzel bir yazdı. Toskana'da bir arkadaşımın evindeydim. Demir, ilk kez bir kızı üniversitede öpmüş olamazsın herhalde. Pardon ama bunu nereden çıkardın Selin? Arkadaşının evine Toskana'ya ziyarete kaç yaşında gitmiş olabilirsin ki? Yatılı okuldan arkadaşımdı. Ailesi davet etti. Ben de o yazı onlarda geçirdim. Ha. Kaç yaşındaydın? 12. 12 mi? Evet diğer soruya geçelim. Dur 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 dur. Kızı anlatmadın. Nasıldı? Esmer miydi? Sarışın mıydı? Güzel miydi? Ha sen bayağı detay istiyorsun. Anladım. Peki. Hayatımda gördüğüm en güzel kızdı. Muhteşem kızıl saçları vardı. Böyle
teni heykel gibi. O kusursuz tenin üzerinde pembe çiller. Yüzü o kadar güzeldi ki. Yemeklerde özellikle karşısına oturur. Uzun uzun yüzüne bakardım. Çok güzelmiş ya. Şahaneymiş. Az önce kendin sordun. Evet. Cevabımı aldım. Sen gerçekten oraya not almıyorsun değil mi bunları? Çok merak etme, kimseye göstermeyeceğim. Doktor hasta gizliliği. Gerçekten hakkımda tek merak ettiğin şey bu muydu? İlk öptüğün kızı öğrendim. Son öptüğün kızı da biliyorum. Biliyorum değil mi? Yani sen... Vay arkadaş ya. Pes. Ya senin zaten dün geceydi. Arada ne kadar zaman geçmiş olabilir ki ne yaşansın yani? Aradığında evde değildin. Aa, sen de evde değildin. Neredeydin? Ha, sen bayağı ciddiysin. Okuyu cadısıyla birlikte çıktın yola. Eve de geç geldin. Sana gerçekten inanamıyorum ya. Ya zeytinyağı gibi su üstüne çıkma konusunda bir ustasın. Gerçekten. Ha bayağı bayağı cevap bekliyorsun benden. Vedat'ın serasındaydım Selin. Aha. Ya. Vedat nasılmış? İyi, selamı var sana da. Demir. Hı? Sen Vedat'a her şeyi anlatıyorsun ya. Yani sen bunu anlatmamışsındır değil mi? Çünkü anlattıysan ben gerçekten utançtan yerin dibine girerim. Selin tabii ki anlattım. Adam suratımı görünce anladı zaten. Nasıl ya? Nasıl anlayabilir? Bu insanın yüzünden anlaşılır mı? Beş karış suratla görünce sordu tabii. Ben de senin gibi yalan söyleme adetim olmadığı için Bora ile Merve'nin evlendiğini anlattım. Ha sen onu... Ay. Tamam o zaman. Senin sen ne... Selin. Ya tamam neyse, seansımızı bölüp duruyorsun. Soru sormayayım diye kafamı karıştırıyorsun. Asıl sen benim kafamı karıştırıyorsun. Dikkatimi başka yerlere çekip söylediğin yalanları unutturmaya çalışıyorsun bana. Unutmayacağını biliyorum. Demir. Ben özür dilerim. Bitmez bu gece. Son bir soru daha sorabilir miyim? Bekle. Sor. Bana biraz çocukluğunu anlatsana. Nasıl bir çocukluk geçirdin? Herkesinki gibi bir çocukluktu işte. Nasıl bir evde büyüdün peki? Çarem yoktu, anlamıyor musun? Ben bu kadar yalanla yaşayamam. Yüzüne bakmaya bile tahammülüm yok artık. Bu kadar kolay yalan söyleyebilen birine nasıl güveneceğim ben?
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.